Sokağın Rengi kanalı olarak bugün Bingöl halkına bize Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatır mısınız diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatır mısınız? Anlatayım efendim. Gördüğünüz gibi Bingöl'deki bu güzelliği her tarafta bulamayız. Artı Bingöl'ün güzel balı var. Yüzen adamız var. Dolayısıyla sıcakkanlı insanlarımız var. Evet. 3 kelime söyledik değil mi? Teşekkür ederim. Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatmak biraz zor yani. Fakat şunu diyebiliriz. Merttir, insancıldır ve cömerttirler. Vallahi insanları yobaz. Üniversitesi kötü. Ve fiyatlar çok pahalı. Teşekkür ederim. Neşe, samimiyet ve kavurma. Teşekkür ederim. Bingöl güzel bir memlekettir. Bingöl doğuda hemen çok ilerden bir ildir. En güzel yönleri ne? Bingöl'ün balı meşhurdur. Ondan sonra hayvancılık, tarım, her konuda iyi bir memlekettir. Bize Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatır mısınız? Valla Bingöl'de fazla bahsedecek bir şey yok ama 3 kelime, yüzen adalar, bal, bir de ılcalar var. Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatır mısınız? 3 kelimeyle anlatabilirim tabii de, sıkıcı, bunaltıcı. Aslında ben seviyorum da şöyle bir şey, biraz daha sosyal aktivite olabilirse benim için daha şey olabilir. O yüzden ama aslında seviyorum. I love Bingöl ya, ne diyeyim başka? Bingöl 3 kelimeyle şöyle. Birinci kelimesi mükemmel bir şehir. İkinci kelimesi ekonomi açısından çok güzel. Üçüncü kelimesi sosyoloji açısından, yani sosyal açısından berbat. Siyaset açısından berbat. Dört kelime oldu ama siyaset açısından kesinlikle berbat. Neyimiz var? Balımız meşhur. Sadece balımız değil. Çok şeyimiz meşhur. Yüzen adalarımız, çırşaralarımız. Buralısınız. Kasis. Ondan sonra işsizlik. Evet. Ondan sonra duyarsızlık. Bingöl, bal, şehri. Evet. Yüzen adası. Ve masuası diyebilirim. Bu yiyeceklerle, bu şeylerle ünlü bir şehrimiz. Sevgi dolu, sıcak, samimi. Bingöl huzur, evet. Güzellik, evet. Ve samimiyet. Teşekkür ederim. Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatayım. Gösterişi seven. O diğer ikisini de sen tamamla. Gösterişi seven bir memleket. Bunu söyleyeyim. Şu an Bingöl'ler bana bakıyor. Yok be, ben söyleyeyim ben. Tek kelimeyle anlattık bize. Aynen. Böyle olsun. Bingöl'ü 3 kelimeyle anlatayım mı? Bilmiyorum. Herhalde aklıma gelen ilk kelime bal. Ondan sonra yani bilmiyorum, şu anlık aklıma hiçbir kelime gelmiyor. Bal dışında Bingöl'ü anlatılacak bir yönü yok mu? Ya mesela gölleri var. Evet. Onun dışında bir de Heserek aklıma geliyor. Vallahi ben yabancısıyım buranın. Evet. Daha yabancı anlatmalı bence. Evet. İnsanları iyi. Evet. Havası iyi, suyu iyi. Peki, teşekkür ederiz. Ne diyeyim ki? Bilmiyorum ya. Bal diyeyim. Evet. Çok pahalı şeyler. Evet. Yani bu kadar. Teşekkür ederiz. Bingöl bence birinci kelimesi, yani eğer kullanırsak Bingöl cümle içerisinde, huzur kenti olur. İkinci bir şekilde de Bingöl'ün öğrencileriyle yani sürekli bağdaştığı için Bingöl bir öğrenci kenti. Diğer bir şekilde de Bingöl'ü şöyle tanımlayabiliriz. Bingöl doğasıyla dünyadaki yani sıralamasına bakarsan balda yani. İkinci bir şekilde, ikinci sırada olduğu için de yiyeceklerle ve kavurmasıyla, balıyla, yüzen adasıyla anlatabilirim yani. Aklımda olan şu an bunlar. Teşekkür ederiz. Şu an gerçekten hani kötülemek istemiyorum. Evet. Ama iyi denilmeyecek bir şehir. 4 kelime oldu ama. Teşekkür ederiz. Bingöl gelişmemiş, geliştirilmesi lazım. İnsanların hakkını araması lazım. Ulaşımı kötü. Çok kötü. Gerçekten ulaşımı yok. Evet. Bir de yurtlar okuldan çok uzak. Havası çok güzel. Bu kadar. Teşekkür ederiz.